Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 32. birleşimin 4. oturumunu açıyorum. 7. tur bütçe görüşmelerine devam edeceğiz. Komisyon ve hükümet yerinde. Şimdi söz sırası hükümet adına ilk konuşmacı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye aittir. Buyurun Sayın Güllüce. Süreniz 30 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği faaliyetler ile 2015 yılı bütçe tasarıları hakkında bilgi sunmaya çalışacağım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşlarımızın hayat kalitesini planlı bir şekilde arttırmayı ve çevreyi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir ülke emanet etmeyi kendine hedef olarak koymuştur. Bakanlık olarak çevreyi kalkınmanın ve gelişmenin önünde bir engel olarak değil, dengeli büyümenin vazgeçilmez şartı olarak çevreyi gözeten ve koruyan bir yaklaşımı esas almaktayız. Bakanlığımızın tüm proje ve faaliyetlerini hayat kalitesi yüksek ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak misyonu doğrultusunda yürümekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim. Kırdan kente göç ve gecekondulaşma olgusu kentlerimizin sağlıklı büyümesini engellemiş, doğal çevrenin tahrip edilmesine yol açmış, olası afet durumunda da can ve mal kaybı riskini artırmıştır. Sağlıksız yapılaşma, eskiyen ve yıpranan yapı stoku, afet riskleri ve hızlı nüfus artışı gibi faktörler şehirlerde yapıların ve alanların dönüşüm ihtiyacını zorunlu hale getirmiştir. Bu önemli sorunların çözümüne yönelik olarak çıkarılan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında 2,5 yıllık uygulama dönemini geride bırakmış bulunmaktayız. Bu dönem içerisinde can ve mal emniyeti bakımından riskli yapıların ortadan kaldırılması ve halkımızın ulaşım, altyapı ve sosyal donatım sorunlarını çözülmüş planlı alanlarda daha güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşamasının temin edilmesi için mevcut bütçe imkanları çerçevesinde önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu 2,5 yıllık uygulama dönemi içerisinde yaklaşık 400 bin bağımsız birimin dönüşümünü başlatmış bulunmaktayız. Nihai hedefimiz ise Cumhuriyet'in 100. yılında 6,5 milyon birim konutun dönüşmesini sağlamaktır. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız neticesinde 2014 Aralık ayı itibariyle 38 ilimizde toplam 7 bin hektar büyüklüğünde 150 farklı riskli alan ilan edilmiştir. Dönüşümüne başlanan bu alanlarda yaşayan 1 milyondan fazla vatandaşımızın can güvenliği teminat altına alınmıştır. 165 riskli alan teklifi ise değerlendirme aşamasındadır. Ayrıca 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesine göre içerisinde kamu mülkiyeti bulunan 41 yerde toplam 2840 hektar alan kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlenmiştir. Bunlara ilaveten 53547 adet bina, 190 binden fazla bağımsız birimin risk tespiti yapılmıştır. Risk tespiti yapılan binalardan 13152 adet bina, 45297 adet bağımsız bölüm yıkılmıştır. Riskli yapı tespitinin %52'si tek başına İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. 6306 sayılı kanun uyarınca yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere illerimizde toplam 42500 hektarlık 37 adet rezerv alan ilan edilmiştir. Ayrıca 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği çıkarılarak lisanslandırma işlemlerine hız kazandırılmış olup bugün itibariyle 853 adet kurum ve kuruluş riskli yapıları tespit etmek üzere lisanslandırılmıştır.
Bakanlık olarak esas itibariyle kentsel dönüşümü koordine ediyoruz. Gerekli ortamı oluşturuyoruz. Kentsel dönüşüm valilikler, belediyeler, TOKİ ve ilgili sivil toplum kuruluşları eliyle ve gönüllülük, bu kelimeyi tekrarlıyorum, gönüllülük esasına dayalı olarak özel sektör ve vatandaşlar tarafından yürütülmektedir. Yürütmekte olduğumuz bu çalışmalarda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için en ileri derecede hassasiyet gösterip destek veriyoruz. Kira yardımı, kredi yardımı ve nakli yardımı yapıyoruz. Ayrıca binasını dönüştüren vatandaşlarımızı başta KDV olmak üzere birçok vergi ve harçtan muaf tutarak da destekliyoruz. Kentsel dönüşüm için bugüne kadar 1 milyar TL'yi aşkın kaynak kullanılmıştır. Yatırımcıların coğrafi verilere hızlı ve kolay erişimlerinin sağlanması, yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi, karar destek süreçlerinin etkinlik ve verimliliğin arttırılması açısından büyük önem taşıyan coğrafi bilgi sistem portalını oluşturuyoruz. Bakanlığımız teknik koordinatörlüğünde yürütülen gerçek orto foto ve coğrafi veri üretim işi projesi ülkemizde bir ilk olma özelliğinin yanında dünyada da sayılı projeler arasında yer almaktadır. Proje kapsamına alınan 40 bin kilometre kare alanda kentlerin yerleşim ve gelişme alanlarını kapsayacak şekilde kıyı bölgelerinde sosyal, kültürel, sanayi ve turizm alanlarında ilçe ve beldelerde yüksek çözünürlüklü ortofoto üretimi yapılmaktadır. Ortofoto projesi ile afet yönetimin ihtiyaç duyduğu temel veriler hizmete sunulacak, ülkenin bina envanteri elde edilecek, kentlerin mahalle mahalle afet sigortalama oranları görülebilecek, afet sonrasında hak sahipleri DAS tarafından hızlı bir şekilde belirlenecek, kıyılardaki kaçak yapılaşmalar takip edilebilecek, kentlerde binalarda kaçak katlar otomatik olarak belirlenebilecektir. Bakanlık web sayfası üzerinden bu altlık verilerle birlikte bakanlık mekansal verileri de sunulacak. Portal üzerinde parsel sorgulama, riskli yapı sorgulama, plan sorgulama verilerine vatandaş tarafından erişim sağlanacaktır. Ayrıca coğrafi bilgi kullanan diğer kurum ve kuruluşların da verilere kolaylıkla ulaşabildiği Atlas uygulaması bakanlığımızca geliştirilmiştir. Bu çalışmalar ülkemizdeki yatırım, yer seçimlerinin daha hızlı ve sağlıklı yapılmasını sağlayarak yatırım sürecinin kısalmasına katkıda bulunacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, hükümet programımızda ifade edildiği üzere sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı içinde bir yandan toplumumuzun refahı ve mutluluğunu sağlarken diğer yandan tabiatın ve çevrenin gelecek nesillerin bir emanet olduğunu akıldan çıkartmıyoruz. İnşayı, imarı ve yapılaşmayı bu ilkeler doğrultusunda geliştirmek için tüm sektörlerde gerekli adımları atıyoruz. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin arttırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması bakanlığımızın en önemli çalışma alanlarının başında gelmektedir. Son çalışmalar neticesinde son yıllarda kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye sayısında ve bu hizmetin verildiği nüfusta önemli artışlar olmuştur. 2002 yılında belediye nüfusunun %35'ine atık su arıtma hizmeti verilirken şu anda bu oran %77'ye çıkmıştır. Hedefimiz 2023 yılında tüm belediyelerin atık su arıtma tesisine kavuşmasını sağlamaktır. Ayrıca yerel yönetimlerin atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin %50'si bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu kapsamda son 3 yılda toplam 80 milyon TL ödenmiştir. Çöplerin modern tesislerde bertaraf edilmesi çalışmalarımız neticesinde bugün itibariyle katı atık düzenli depolama tesis sayısı ülke genelinde 79'a ulaşmıştır. Bu tesisler ile birlikte hizmet verilen belediye nüfus oranı ise %70'e ulaşmıştır. 15 katı atık bertaraf tesisinden aynı zamanda elektrik elde edilmektedir. Hedefimiz 2023 yılında tüm belediyelerimizi düzenli katı atık depolama tesisine kavuşturmaktır.
2014 yılı itibariyle 1450'ye ulaşan geri kazanım tesisleriyle ekonomiye yıllık 2 milyar TL'den fazla katma değer sağlarken ambalaj atıklarının %50'sinin geri kazanılması sağlanmıştır. Sanayi tesislerinde ortaya çıkan tehlikeli atıklar konusunda da geri kazanma çalışmalarına hız verilmiş. Bugün itibariyle geri kazanım tesis sayısı 313'e ulaşmıştır. Ayrıca birinci sınıf tehlikeli atık düzenli depolama tesisi sayısı 7'ye, atık yakma ve bertaraf yakma tesisi 38'e yükselmiştir. Yerel yönetimlerin su, atık su ve katı atık gibi çevresel altyapılarının güçlendirilmesi gayesiyle ulusal kaynakların yanında Avrupa Birliği kaynakları da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 2014-2000 yılı İPA dönemi içinde 850 milyon avro bütçeli 22 adet entegre su projesi ve 423 milyon avro bütçeli 15 adet entegre katı atık projesinin hazırlık çalışmaları başlamıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, denizlerimizdeki baskı ve etkileri içeren kirlilik haritaları 2014 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Temiz denizlerin bir göstergesi olan mavi bayrak sayısını 397'ye çıkartarak bu alanda dünya üçüncüsü oldu. Mavi bayraklı plaj sayısında 2023 yılında dünya birincisi olmayı hedefliyoruz. Deniz kirliliğinin en önemli etkenlerinden birisi olan gemi atıklarına ilişkin olarak çeşitli önlemler almaktayız. 247 adet kıyı tesisinde gemilere atık alım hizmeti verilmesini sağlamaktayız. Deniz kazalarını önlemek ve zararlarını en aza indirmek için bir ulusal ve 6 bölgesel acil müdahale planı bakanlığımızca hazırlatılmış ve yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 268 kıyı tesisinin risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı onaylanmıştır. Çevrenin korunması ve denetimi sadece emisyon kontrolü, katı atık bertarafı ve atık su arıtma hususundan ibaret olmayıp aynı zamanda çevresel gürültünün önlenmesi çalışmalarında kapsamaktadır. Bakanlığımızca özellikle seçilen 10 farklı pilot ilde gürültü haritaları hazırlamaları çalışmaları başlamıştır. Antalya, Muğla ve Nevşehir'de eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültü, Edirne, Adana, Erzurum, Gaziantep ve Samsun'da ise karayolundan kaynaklanan gürültüye yönelik gürültü haritası çalışmaları başlatılmıştır. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları ülke gerçekleri gözetilerek sürdürülmektedir. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Peru'da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde adil ve her ülkenin sosyoekonomik göstergelerine, gelişmişlik düzeylerine, imkan ve kabiliyetlerine, tarihi sorumluluklarına göre kendi belirleyeceği hedeflere dayalı esnek bir sistemin oluşturulması yönünde bir tutum benimsediğimiz hususu ifade edilmiştir. Ayrıca aynı zirvede bu temel prensipler çerçevesinde oluşturulacak yeni anlaşmada 2020 sonrasında küresel sorunlara tarih boyunca da hiçbir zaman sessiz kalmayan ülkemizin üzerine düşen görevleri imkanları ölçüsünde yapmaya hazır olduğunu vurgulamış bulunmaktayız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çevresel etki değerlendirmesi çevresel yönetimin en etkin aracı yatırımcının da yol haritasıdır. Bakanlığımız yatırımların hayata geçirilmesinde özellikle çevresel etkilerin ölçülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması açısından hayati bir rol üstlenmiştir. Yatırıma konu projelerden kapasitesi belli bir büyüklüğün üzerinde olanlar doğrudan bakanlığımıza ÇED sürecine tabi tutulmaktadır. Kapasitesi bu eşiğin altında kalanlar ise valilikler tarafından çevresel etkileri ölçülerek değerlendirilmektedir. Şayet bu değerlendirmede ÇED gereklidir verilir ise bu projede bakanlıkça ÇED sürecine alınmaktadır. Valilik bünyesinde yapılan bu ilk değerlendirme çerçevesinde esasen tüm yatırımlar çevresel etkileri açısından incelenmekte ve raporlanmaktadır. Bu nedenle mevcut düzenlemelerdeki ÇED gerekli değildir ve ÇED gereklidir ifadelerini yanlış anlaşılmaması için değişiklik teklifini hazırlıyoruz.
sadece 2014 yılında ÇED kapsamında olan bakanlığımız tarafından 450 projeye ÇED olumlu kararı verilmiş olup yatırımların toplam tutarı 142 milyar TL'dir. Dolayısıyla büyüklükler hükümetlerimiz döneminde ülkemizin nereye geldiğini göstermesi bakımından önemlidir. Bakanlığımız bu noktada hükümetimizin gösterdiği yolda yatırım ve kalkınma hamlesi için son hızla çalışmalarına devam ederken aynı zamanda çevresel hassasiyetlerini de ortaya koymaktadır. 25 Kasım 2014 tarihli ve 29.186 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED yönetmeliği ile Avrupa Birliği ÇED direktifi ile sınır aşan ÇED hariç uyumlaşma sağlanmıştır. Yani çok itiraz edilen son değişikliğimiz Avrupa Birliği'ne uyumu tamamen sağlayıcı bir değişikliktir. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre standartlarının yükseltilmesi ancak etkin izleme, denetim ve raporlama altyapısının oluşturulması ile mümkündür. 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren ÇED süreci elektronik ortamda yürütmeye başlanmış olup hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlanmıştır. Çevre izin ve lisans belgelerini 2010 yılından beri elektronik ortamda veriyoruz. Başvuru aşamasında talep edilen 199 adet belgeyi 16 adede düşürdük. İzin ve lisansa ilişkin süreçleri tek yönetmelik altında topladık. Çevre görevlisi ve çevre danışmanlık firmaları hakkında yönetmelik kapsamında bugüne kadar 12.689 kişiye çevre görevlisi belgesi vererek bu vatandaşlarımıza sektörde iş imkanı sağladık. Bunların %87'si çevre mühendisidir. 782 firmaya da çevre danışmanlık yeterlik belgesi verdik. Bunlar da keza çevre mühendisleridir. Ayrıca ÇED yeterlilik tebliği kapsamında ise 265 firmaya ÇED yeterlik belgesi düzenlenmiştir. Debisi 10 bin metreküp gün üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışlarına kurulacak olan istasyonlarında bakanlığımıza veri aktarımı çalışmaları devam etmekte olup şu ana kadar 214 tesisin 147'sinin veri entegrasyonu tamamlanmıştır. Hedefimiz daha küçük kapasitelere sahip tesisleri de izlemektir. 5000 metreküp bölü gün kapasiteli tesisler de 2015 sonu itibariyle online izlenecektir. Ayrıca bakanlığımız çevre referans laboratuvarının ölçüm yaptığı parametre sayısı 51'den 189'a yükseltilmiş ve bu parametreler bazında akredite olmuştur. Bakanlığımızca 81 ilde 175 adet sabit istasyon ve 4 adet mobil ölçüm hava ölçüm aracıyla hava kalitesi ölçümü yapılmakta olup anlık ölçüm sonuçları internet sayfamızdan online olarak yayınlanmaktadır. Hava kalitesinin iyileştirilmesi için Marmara Temiz Hava Merkezi'ni kurduk. Buna ilave olarak Samsun, Erzurum, İzmir, Adana, Konya, Ankara ve Diyarbakır illerinde olmak üzere 7 adet temiz hava merkezinin daha kurulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Kirletici vasfı yüksek 50 sanayi tesisine ait 121 baca sürekli ölçüm sistemi ile 7 bölü 24 online olarak izlenmektedir. 2016 yılının sonuna kadar 281 sanayi tesisine ait 620 baca izlenecektir. Son 4 yılda yaklaşık 150 bin işletmede çevre denetimi yapılmıştır. Bu denetimler neticesinde çevre kirliliğine sebep olan 550 işletmenin faaliyeti durdurulmuştur. E-denetim ile sahada tutanak tutulması, denetim raporu ve idari yaptırım karar tutanağı hazırlanması, cezanın önlenmesi durumu ve dava takip işlemleri elektronik ortamda yürütülmekte ve merkezden anında takibi yapılabilmektedir. Halen 12 pilot ilimizde e-denetim uygulaması yapılmaktadır. Bu çalışmalara ilaveten başta Ergene ve Gediz olmak üzere 6 havzamızda 83 noktada mevsimlik kirlilik izlemeleri çalışmaları yapılmaktadır. Mekansal stratejik plan çalışmalarına başlanmış olup 2016 yılına kadar seçilecek pilot bölgede tamamlanması hedeflenmektedir.
ilk defa hazırlanacak bu planlar ile ülke ve bölgelerin potansiyelleri belirlenerek oluşturulan politika ve kararlar ile alt kademe planlara yön verilecektir. Kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği ile yatırım ortamı iyileştirilecek, ülkenin planlı gelişimi sağlanacaktır. Ayrıca planlı gelişmeye yön vermek üzere ülke bütününün %97'sinde çevre düzeni planı çalışmaları tamamlanmış olup revizyon çalışmalarımız devam etmektedir. Kıyılarımızın sağlıklı bir şekilde planlanması için de kıyı kenar çizgilerinin %98'i tamamlanmıştır. Şehirleşme ve imar konularında bakanlığımızın yol haritası niteliğinde olan KentKES, başkanlığımız koordinasyonunda kamu kurumları ve belediyelerle işbirliği halinde yürütülmektedir. 644 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bakanlığımıza vermiş olduğu resen imar planı onaylama yetkisi çok istisnai durumlarda kullanılmakta, belediyelerle istişare içinde planlama çalışmaları yürütülmektedir. Ankara Atatürk Kültür Merkezi alanının tasarımı ile ilgili hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve mümkün olduğu ölçüde vatandaşlarımızın görüşleri de alınarak alanın tasarım projesinin oluşturulması hedeflenmektedir. Özel çevre koruma bölgeleri, tabiat varlıkları ve doğal alanları gibi korunan alanların tespit, tescil, değerlendirme ve uygulamaları bakanlığımızın bir diğer görev alanıdır. Buna göre ülkemizde 2134 adet doğal sit alanı ve 16 adet özel çevre koruma bölgesi bulunmaktadır. Nesli tehdit eden ve tehlike altında olan tür ve habitatların korunması ve izlenmesine yönelik projeler yürütülmektedir. Ayrıca Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan Mogan Gölü'nde zaman içinde oluşan dip çamurunun temizlenmesi için yeni bir çalışma başlatılmıştır. Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründe yenilenebilir, enerjiye dayanan, enerji verimli, çevre dostu, yerel malzemelerle üretilmiş sürdürülebilir yeşil binaların ve yerleşim alanlarının artırılması ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca 2011 yılında enerji kimlik belgesi uygulamasını başlatarak bugüne kadar ülke genelinde 230 binden fazla yapıya enerji kimlik belgesi verdik. Ülke genelinde 10.600 enerji kimlik belgesi uzmanı yetiştirdik. Yeni binaların enerji tüketimleri eski binalara göre %40 daha az olduğundan ülke çapında toplam %16 enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. İnşaat ve taahhüt işlerinde güven ve kalitenin arttırılması önemli önceliklerimizin arasındadır. Yapı malzemelerimizin dünya piyasalarında en üst düzeyde rekabet edebilmesi için gayret sarf ediyoruz. Bugüne kadar 629 denetim elemanı marifetiyle 35 binden fazla yapı malzemesinin denetimi yapılmıştır. Son dönemde özellikle beton santralleri ve demir üreticilerine yönelik çok sayıda denetim yapılmıştır ve yapılacaktır. Yapı denetim sistemi ülkemiz genelinde etkin bir şekilde yürütülmektedir. Bugün itibariyle ülke genelinde yapı denetim izin belgesi alarak faaliyetine devam etmekte olan 1639 yapı denetim kuruluşu bulunmaktadır. Bugüne kadar 26.485 mimar ve mühendise denetçi belgesi verilmiş durumdadır. Bakanlığımızca özel sektör inşaatlarının denetimi kapsamında 20.587 adet şantiye denetimi yapılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşların talepleri üzerine 2003 yılından bugüne kadar maliyeti yaklaşık 8,3 milyar Türk lira olan 3.687 yapım projesi gerçekleştirilmiş olup 1,6 milyar değerinde 209 yapım projesi çalışması ise halen devam etmektedir. 2014 yılında en azı 300 öğrencilik olmak üzere çeşitli kapasitede 12 yurt inşaatı, 23 adet kamu hizmet binası projelerinin yapımına başlanmıştır.
Ülke genelinde yöresel mimari doku ve yerel malzeme kullanımının teşvik edildiği örnek yapı projeleri üretilmektedir. Şehirlerimizde olduğu gibi kırsal alanlarda ve köylerde de yeterli mühendislik hizmeti almamış yapıların dönüşümü gerçekleştirmek üzere gerekli hukuki, mali ve teknik altyapıyı oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Ayrıca İskan Kanunu kapsamında hak sahiplerine yönelik çalışmalarımız yıllık programlar çerçevesinde devam etmektedir. Bu dönemde karşılıksız kira yardımı olarak 3 milyon 901 bin TL harcama gerçekleştirmiştir. İzmir Tahtalı ve Mersin Alaköprü barajları iskan çalışmaları kapsamında bakanlık olarak bu ay içerisinde hak sahiplerine kura ile konutlarını teslim etmiş olacağız. Yusufeli Barajı yapımından etkilenenlerin hak sahiplerinin ve borçlanmalarının nasıl yapılacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı taslağı hazırlanmış olup kararın yayınlanmasını müteakip hak sahipleri çalışmalarına başlanacaktır. 167 yıllık bir kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz vatandaşın devletle en önemli temas noktalarından biri olup yılda 7 milyonun üzerinde işlem ile ortalama 20 milyon insanımıza hizmet vermektedir. Bu hizmetler karşılığında yaklaşık 7 milyar TL harç geliri elde edilerek hazineye aktarılmaktadır. Artık tüm tapu müdürlüklerimiz online hizmet vermektedir. Türkiye'nin her yerinden başka yerlerde bulunan gayrimenkullere ait sorgulamalar ile tapu kaydı alınması işlemlerinin yanı sıra satış, intikal gibi işlemler de yapılabilmektedir. Vatandaşlarımız internet üzerinden randevu alarak tapu müdürlüklerimizde başvuru için beklemeden işlem yapabilmektedirler. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmak ve hizmet kalitesini arttırmak hedefiyle Alo 381 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezi uygulaması başlatılmıştır. Son 10 yıldır sürekli geliştirilen tapu ve kadastro bilgi sistemi gibi stratejik bir e-devlet projesini tamamlamış bulunmaktayız. Bu projeyle her türlü mülkiyet bilgisi sorgulaması ve verileri de tüm kamu kurumlarının ve vatandaşlarımızın online olarak istifadesine sunulmaktadır. Mekansal gayrimenkul sistemi kapsamında vatandaşlarımız ister evinden ister cep telefonundan kendi parselinin ya da satın almayı düşündüğü parselin yerini ve kadastro bilgilerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden ulaşabilmektedir. Ayrıca e-terkin ve e-tahsilat ile vatandaşlarımız için önemli zaman kayıplarına sebep olan iş ve işlemler artık tapu müdürlüğüne gitmeden yapılabilmektedir. Kadastro hizmetleri bağlamında ise Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten 2003 yılına kadar 39.319 birim tamamlanmışken sadece 10 yılda 12.736 birimin kadastrosu bitirilmiş ve ülke tesis kadastrosundan son noktaya gelinmiştir. Kadastro yenileme çalışmalarımız ile 2009-2014 yılları arasında Dünya Bankası kaynakları kullanılarak 4.410.568 parsel, kurumun kendi kaynakları ile de 1.231.687 parsel olmak üzere toplam 5.642.255 parselin ihalesi gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 3.600.000 parselde kadastro yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Şehirlerde birlikte kendisini de inşa eden insan, kendi varlığının ayrılmaz parçası olan çevreye asla sırtını dönemez. Onun tahribine asla göz yumamaz mantığıyla çalışmaktayız. Bizim medeniyetimizde gereksiz ve yere tek bir dalın kırılmasına, tek bir çiçeğin bile koparılmasına rıza gösterilmez. Bugün de ihtiyacımız olan işte bu idraki yaşatmaktır. Bu mirasa sahip çıkmaktır. Hızla kalkınmak, sonraki kuşaklara daha güzel tabiatı olan bir dünya bırakmak ve çevre bilincinde olan insanlarımızın oranını daha arttırmak için önümüzdeki dönemde gerek çevre alanda gerek şehircilik konularında çözüm ve hizmet odaklı bir yaklaşımla çalışmalarımıza ara vermeden sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşünceyle 2015 yılı bütçemizin
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katkılarından dolayı Plan ve Bütçe Komisyonu'nun değerli başkan ve üyeleriyle tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Güllüce. Sayın Eydoğan.